Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. ...487 milyar kilowatt saat elektrik kaçırıldı. Çin komünist rejimi 2021 yılında Doğu Türkistan'dan Çin eyaletine Şincan Enerji İletimi adı altında 122 milyar kilowatt saat elektrik aktarımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Çin yayın organı Tanrıdağ Ağı'na göre Çin'in geçen yıl Doğu Türkistan'dan yağmaladığı elektrik kaynakları 122 milyar kilowatt saate ulaştığı ve Şincan Enerji İletimi adı altında gerçekleştirildiği öğrenildi. Haberde Doğu Türkistan'dan Pekin, Henan ve Anhui'nin de aralarında bulunduğu Çin'deki 20 il ve kente 122 milyar kilowatt saat elektriğin aktarıldığı öne sürülüyor. Doğu Türkistan'dan çalınan elektrik miktarı ise 50 milyon hanede 150 milyon insanın yıllık geçimi için kullanılan elektriğe tekabül ediyor. Çin 2010 yılından itibaren Doğu Türkistan kaynaklı elektriği Çin'e kaçırıyor ve her geçen gün yıllık trafiğini arttırıyor. 2010 yılında Doğu Türkistan'dan Çin'e 3 milyar kilowatt saat elektrik taşındığı, bu rakamın 2021 yılına gelindiğinde ise 40 kat artarak 122 milyar kilowatt saate ulaştığı belirtiliyor. Araştırmalar 11 yılda Çin'e kaçırılan toplam elektrik miktarının 487,5 milyar kilowatt saat olduğu ve bu rakamın 1,4 milyar Çin vatandaşının 162 günlük elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceğini gösteriyor. Doğu Türkistan'da ana elektrik üretiminde kömür kullanılıyor. Bu da Doğu Türkistan iklimini ve çevreyi ciddi şekilde kirlettiği anlamına geliyor. Ayrıca son yıllarda Çin rejimi, Çin eyaletindeki santralleri Doğu Türkistan'a taşıyarak ve köle işçilikten verimli fayda sağlamak için dev sanayi bölgelerine yatırım çekerek Doğu Türkistan'daki sanayi fabrikaların santrallerinin sayılarını da arttırdı. Çin geçtiğimiz yıl bazı fabrikaların kapanmasıyla ülke çapında elektrik kesintileri yaşamıştı. Çinlilerin ısınma sorunları da büyük bir sorun haline gelmişti. Uzmanlar Doğu Türkistan'dan Çin'e kaçırılan büyük miktarlardaki elektrik, Çin'in krizden çıkmasında kilit rol oynadığını düşünüyor. Ürümçi'de görevliyken Hong Kong'a atandı. Çin basını soykırımcı Komünist Parti lideri Xi Jinping'in, Çinli Tümgeneral Pin Jingtang'ın Hong Kong Garnizon Komutanlığı'na atanmasını onayladığını duyurdu. Rejim tarafından yapılan açıklamada, General Peng görevlerini yerine getirirken hukuka bağlı kalacağına, Hong Kong'un uzun dönemli refahı ve istikrarını, ulusal egemenliğini, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağına ant içmiştir ifadelerine yer verildi. Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada da Peng'in baş yönetici Sarya Lam'la görüştüğü, yerel hükümetle garnizonun aynı amaçlar doğrultusunda birlikte çalışacağı vurgulandı. 2018'den bu yana Doğu Türkistan'da şiddetle baskı, insan haklarının, özgürlüklerin kısıtlanmasında askeri kolluk gücünü bizzat komuta eden Peng'in görev yaptığı dönemde 7 milyondan fazla Müslüman Uygur Türk'ü aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle dönüşümlü olarak ceza kamplarında alıkonuldu. Bu durum ABD başta birçok Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hala uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmüyor. Doğu Türkistan'da sözde güvenlik, özde ise devlet terörü politikalarının yürütücülerinden biri olan ismin Hong Kong'a atanmasının 2020'de çıkarılan ulusal güvenlik yasasıyla demokrasi yanlısı muhalefete yönelik baskıların arttığına yönelik eleştirilerin yapıldığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekici. Gözlemciler, Doğu Türkistan'daki sistematik soykırımı yöneten isimlerden birinin Hong Kong'da vazifelendirilmesinin bundan sonraki süreçte katı ve baskıcı yönetimin habercisi olduğunu ve Hong Kong'da alışılmadık bir takım gelişmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunarak Hong Konglularının eli kanlı komünist cellatlara karşı durması ve uluslararası toplumunda bu konulara el atması gerektiğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu acil Çin'e gitti. Çin, Orta Doğu ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile bu hafta acil toplantılar yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü.
yarın İran Dışişleri Bakanı Hüseyin El Abdullahyan'la görüşecek. Ana konuların nükleer müzakereler olması beklenen toplantılar bu hafta içi Türkiye başta İran, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi Orta Doğu ülkeleri Dışişleri Bakanları ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile yapılıyor. Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Sayın Bakanımız 12 Ocak 2022 tarihinde Çin'de bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacaktır denildi. Bakanlık açıklamasının ardından sosyal medyadan çağrılar yapan Doğu Türkistan diasporası, Bakan Çavuşoğlu'nun Çin rejiminden Doğu Türkistan'daki mazlum ve masum 35 milyon halkın gerçekte ne durumda olduğunu öğrenmeye çabalaması gerektiğini belirterek, 5 yıldır aile bireylerinin ortalıktan kayıp olduğunu ve suçsuz yere toplama kamplarında işkenceyle acı çektirilmekte olduğundan endişe duyduğunu dile getirdi. Ve bakanın Çinlilerle görüşmelerinde bu durumları göz önünde bulundurmalarını talep etti. Ayrıca Türk vatandaşı olmalarına rağmen yıllardır haksız yere hapishanelerde, toplama kamplarında tutuklu bulunan Uygur asıllı vatandaşların da olduğunu hatırlatan Uygur Türkleri, aile bireylerinin kurtarılmasını talep ederek devletimiz bize sahip çıksın çağrısı yaptı. Bugün Çin'de ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık paylaşımında bulundu. Çin'in küresel televizyon ağı SGTN'in çalışanı Qin Shi ve kişisel Twitter hesabından paylaşım yaparak Çin'in bu haftaki acil toplantılarda Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn Dışişleri Bakanları ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ile görüşmeler yapacağını duyurdu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.